4-5 tane önemli altcoin'i konuşacağız. Yükselecek ya da düşme riskleri var mı? Bunların hepsini değerlendireceğiz Gökalp'le birlikte. Artık bu geleneksel oldu. Her cumartesi saat 19'da sadece kripto para konuşacağız. Bitcoin konuşacağız, altcoin'leri konuşacağız, Ethereum konuşacağız. Ve Ethereum'un token'larını konuşacağız. Onların evet bir yığın ayrıntılı altcoin'leri, token'ları vesairesi var. Onları değerlendireceğiz. Evet. Bu arada ben de bu kavramlara yeni alışıyorum. Token nedir onları falan da konuşmak lazım ilerleyen zaten zamanda. Öyle. Yani böyle bu seri böyle belki bir ilk 2-3-4 hafta neyse belki böyle biraz hafif eğitim, giriş, tabii, tanımları kafalarda oturtma. Bu arada ufak ufak analizler de yapacağız. Geçen hafta yaptığımız program sonrasında seninle bir yığın soru geldi. İyi de biz nereden yatırım yapacağız? Nereye gideceğiz? Kime soracağız falan diye. Gerçi söyledik üstüne basa basa ama videonun başına bir kez daha söyleyelim. Altta link veriyorum arkadaşlar. Gökalp zaten büyük bir borsanın CEO'su ve kurucusu. Yani evet, kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Borsayı arayabilirsiniz. Telefon numarasını veriyorum. Linki de tıklayabilirsiniz. Oradan gidebilirsiniz. Çok kısa izninle bir cümle söyleyeyim bu konuda. Gelen oldu mu? Efendim? Arayan oldu mu? Oldu. Çok oldu. Vallahi. Telefonlarımız kilitlendi. Süper ya, ne güzel. Hatta bazısına yetişemedi arkadaşlar. Ofisimize ziyaret eden oldu. Ofis var yani. Gelip gördüler. Buyursunlar lütfen. Maslak'ta. Eyvallah. iCrypex'le alakalı birkaç cümle söyleyeceğim sadece. Borsayı biz kurduk. Tamamen bizim eserimiz. Üçüncü parti yazılım yok. Tamamen kendi ürünümüz. Türk mühendislerinin yazdığı, geldiğinizde tanışabileceğiniz coderların, developerların geliştirdiği bir ürün. Bununla çok övünüyoruz çünkü bundan çok az var. Dünya genelinde de çok az var, Türkiye'de çok az var. Velhasıl konumuza dönelim. Aynen. Yani bunu bir reklam gibi de görmeyin arkadaşlar. Niyetimiz o değil. Sorduğunuz için bir cevap olsun diye söylüyoruz. Aynen öyle, evet. Gelelim şu Bitcoin ile ilgili çıkan haberlere. Çok ilginç şeyler var. Bir tanesi de Türkiye'nin kripto paralar konusunda Orta Doğu birincisi olduğu. Bu tamamen balon haber mi abi? Yok, değil. Chain Analysis diye bir şirket var. Bu şirket bağımsız raporlar yapıyor. Bunu da blok zincirin kendisi, blok zincirin zaten kendi dehası, erişilebilir olması herkes tarafından. Oradaki verileri alıyor, onu inceliyor, coğrafyalara bakıyor, hangi coğrafyadan geliyor diye ve şunu fark ediyorlar. Türkiye gerçekten kendi bölgesindeki en önemli aktör. Bunun içerisinde ne diyor? Sadece Orta Doğu değil, Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Yani MENA dediğimiz bölge, işte Suudi Arabistan, Körfez Bölgesi, Gulf Region hepsi dahil. Türkiye oradaki en büyük aktör. Bunun sebepleri var. Biz meraklı bir milletiz abi. Akdeniz insanı sıcakkanlıyız. Coşkuluyuz. Coşkuluyuz, aynen evet. Coşkuluyuz, sıcakkanlıyız. Ekonomik kondisyonlar gereği de ülkenin içinde bulunduğu fırsat arıyoruz. Yeni bir şey konusunda çok meraklıyız. Bazen az okuyoruz ama çok meraklıyız. Velhasıl bunlar birleşince insanlar kripto para, Bitcoin, Ethereum, dijital varlık bu konularda böyle bir atağa geçti 2013-14'ten itibaren ya Türkiye'de. Ya bir de portföyde çeşitlilik önemli ya. Bütün paranı düşünsene dolara gömmüşsün. Hisse senedine gömmüşsün ya da hiç fark etmez. Ya da altına gömmüşsün. Orada kaybettiğin zaman diğer tüm fırsatları kaybetmiş oluyorsun aslında. Aynen. Yani sadece orada kaybetmiyorsun. Fırsat maliyeti dediğimiz. Evet. Oysa bir kısmına altın, bir kısmına dolar, bir kısmına hisse senedi, bir kısmıyla Bitcoin ya da kripto para fark etmez. Yani çok fazla da bulundurmak zorunda değil kimse yani. %5 bulundursun, %10 bulundursun. %3 bulundursun. Ama neyse, bulunsun. Mutlaka evet, bulunsun. Çünkü o bir fırsat olabilir. Bence onun da etkisi var burada. Yavaş yavaş insanlar portföylerine yer vermeye başladı. Evet, yani hani global olarak da sadece Türkiye üzerinde değil. Yani global olarak da bu iş çok iyi bir noktaya gitmeye başladı gün geçtikçe. Dolayısıyla tüm varlıklar yükselirken elbette Türkiye'de bulunan nasibini, payını alıyor. Bir taraftan da şu var Selçuk abi. Bizim dijital bankacılık konusunda yurt dışında işlem yapan, bankacılık ürünlerini yurt dışında kullanan dostlarımız, izleyicilerimiz bilir. Biz Türkiye olarak gerçekten çok iyiyiz. Amerika'da, Kanada, bunlar en gelişmiş ülkeler. Veya işte Londra'da bizimki kadar hızlı para transferi yapan, gelişmiş dijital ürünler yok. Dolayısıyla biz bu konuda iyiyiz. Bunların hepsinin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Biraz sonra altcoin'leri, fırsat altcoin'leri konuşacağız. Ama genel olarak şöyle bir piyasayı değerlendirelim. Geçen hafta ne oldu, ne bitti. Çünkü bazı iddialar koyuyoruz. Bu böyle olacak, nedeni de bu dedik. Evet. Yani nedenini koymadan birisi analiz yapıyorsa, şuraya gidecek diyorsa falan asla inanmayın arkadaşlar. Öyle evet, bir dünya yok yani. Evet. Oturacaksın, emek harcayacaksın. Haberlere bakacaksın, temel analizine bakacaksın, teknik analizine bakacaksın. Kesinlikle. Merkez Bankası verilerine gireceksin, hükümetlerin açıklamalarına bakacaksın. Bakacaksın da bakacaksın. Son dönemde sağlık rakamlarına bile bakmak zorundasın. Evet. Pandemi nedeniyle. Evet. Boru değil yani. Senin analizleri konuşacağız ama geçen hafta söylediğin ne kadar çıktı tuttu biraz onu konuşalım. Tabii. En fazla 9.500'e gider demiştin. Evet, 12.000'i yarın bile görebiliriz demiştin. Aynen. Kısa vadede hemen 12.000-13.000 dolar dedik. Düşse de 9.500-9.600 seviyelerine destek olur. Bunun tabii altında rasyoneller vardı bir takım. Zaten buna dair de geçen hafta bağımsız şirketlerin yaptığı araştırmalar ve değerlendirmeler var. Biz de yapıyoruz benzer şeyler bu arada şirket olarak. 9.900'lerden döndü. 10.800-10.900'lerde şu an Bitcoin. Yani bir %1, %1,5 falan bir oynaklık gösterdi. %8, %9 da getiri fırsatı sundu. Her hafta böyle olacak diye bir şey yok tabii ki. Bu o demek değil. Ama biz kısa vadeli bir 12.000, 12.500, 13.000 dolarları işaret ediyorduk. Oralara doğru sanki önemli bir şey olmazsa gidiyor gibi görünüyor. Bunun altını nasıl dolduruyoruz biz? Analiz yapmanın birkaç tane yolu var. Eğer bu yolları ne kadar üst üste bindirir ve aynı çıktıya ulaşırsan bir analist veya işte bir yatırımcı olarak daha güvenle bakıyorsun o yöne doğru. Örnek veriyorum, bir şirket beğeniyorsun. İşte bir şirketin hisse senedini beğeniyorsun. Şirketin bütün mali verilerini okumuşsun. Çok güzel. Teknik analizine bakmışsın. Teknik analizde bir şeyler okumuşsun. O da sana yükseleceğini söylemiş. O da güzel. Veya görmüşsün ki çok büyük fonlar da seninle aynı yönde düşünüyor ve alım yapıyorlar falan. Dolayısıyla 2-3 tane bileşen var analiz yaparken. Biz de buna nasıl normal paralarda bakıyorsak, TL, dolar, euro vesaire, yani buralarda bakıyorsak, konjonktüre bakıyorsak, kripto paralar için de bakıyoruz. Şöyle bakıyoruz. Eğer o bir altcoin ise, onun bir rasyoneli varsa, bir fikri varsa, o şirketin verilerine bakıyoruz. Eğer öyle bir şirket varsa. Ama bazıları da merkeziyetsiz, işte Bitcoin gibi. Öyle olduğu durumda da o Bitcoin'le alakalı çıkan haberlere, regülatörlerin veya işte devlet otoritelerinin aldığı pozitif ya da negatif kararlara, küresel konjonktürü etkileyen ve fiyat körnesinde dediğimiz işte dolar, euro, sterlinin dolaşımdaki yeriyle alakalı edindiğimiz bilgiler. Mesela sen çok güzel bir Fed sonrası bir video yaptın. Fed'in neler anlattığını açıkçası daha doğru bir şekilde videoda anlattın. Eyvallah. Evet. Enteresan bir analiz daha var. Sosyal medya analizi. Sosyal medya analizi şöyle. Sentimental analiz deniyor aslında ona abi. Biz yapıyoruz. İyi bir kuantımız var. Kuantitatif analist demek bu arada. Sayısal analist. O yapıyor bunları, Ozan diye. Sosyal medyayı okuyoruz abi. İzliyoruz. Okuyoruz dediğim gözle okumuyoruz bunu. Botlar var. Yani yazılımlar. O yazılımlarla okuyoruz. Bitcoin al. Bitcoin yükselecek. Bitcoin long. Bitcoin işte neyse artık yani. Bitcoin'in yükseleceğine dair olan tweetleri, postları bakıyoruz. Bunun tam tersi olan Bitcoin sat, elden çıkar vesaire. Bu postlara da bakıyoruz. Baktıktan sonra elimizde iki tane veri oldu artık. Bir tanesi diyor ki Bitcoin al, bir tanesi sat. Bu şimdi nasıl oluşuyor? Bunun eşit olduğunu düşünelim bir an. Önce birileri Bitcoin al diyor. Ne zaman al der insanlar? Yükselmeye başladığında al. Doğru. İlk hareket başladı. Birileri Bitcoin al dedi. Sonra biraz daha yükseldi. Bitcoin al oldu. Bir daha yükseldi. Bir daha. Ne zaman ki yükseldikçe al diyenlerin sayısı artıyor değil mi? Evet. Klasiktir bu zaten. Klasik, evet. Tüm finansal piyasalarda böyle. Yani bu ne zaman ki çok aşırı bir noktaya geldi. Yani Bitcoin allar çok aşırı bir seviyede. Satlar çok az. Satlar çok az. O zaman diyoruz ki bir saniye, demek ki bunu herkes konuşuyor artık. Balon ya da artık bir doygunluk seviyesine geldi. Çünkü piyasa daha fazla al diyen adamla karşılaşmayacak. Bir süre sonra artık bu el değiştirmeye başlayacak. Dolayısıyla buraları bir yine teknik analize atıfta bulunacağım. Buraları bir direnç seviyesi olabilir. İşte 2-3 analizi hep böyle üst üste örtüştürmek lazım. Eğer öyle okuyorsak diyoruz ki tamam, okey, burada Bitcoin demek ki el değiştirecek. Hafif bir geri çekilme, kar realizasyonu ya da bir satış gelecek diyoruz. Şu anki pozisyon ne? Abi şu anki pozisyon şu. Negatif postların ve negatif haberlerin birleşiminden oluşan endeksin şu an aslında bayağı tavan yapmaya veya ortalardan biraz yukarı çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu da şu demek. Satış tarafında çok değil insanlar. Yani tam tersi. Az önce anlattığım senaryonun tam tersi bir hareket gelebilir demek bu. Bu da evet, Bitcoin fiyatı yükselebilir. Kesin değil. Hiçbir finansal piyasada evet, böyle bir şey söylemek mümkün değil ama bütün bu veriler bir araya geldiği zaman evet, Bitcoin'de pozisyon alınabilir noktası burası. Aynen. Ya da risklerin az olduğu bölge. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Hiçbir finansal enstrümanı en dipten alamazsınız. Evet. En tepeden satamazsınız. Bunun hayalini kurmayın. Evet. En dipten almak isterseniz hiç alamazsınız. En tepeden satmak isterseniz hep zarar edersiniz. Bakın, hep zarar edersiniz. Onun için trende bakarsınız. O trend yükseliş eğilimindeyse alırsınız. O trend esnasında da ara dalgalanmalar olur. Düşer. Aldığınız fiyatın altına gider. Onun için pek çok kişi şunu söyler. Altın alıyorum düşüyor. Dolar alıyorum düşüyor. Bitcoin alıyorum düşüyor. İyi de beklemiyorsun kardeşim. Alacaksın, bekleyeceksin. %2 düşer, %3 düşer. Sonrasında trend eğer yukarıyı gösteriyorsa ve bütün bu veriler o yönü gösteriyorsa kaybının çok daha üstünü telafi ederek geri alırsın. Bu kârdır. Doğru mu üstad? Kesinlikle. Estağfurullah. Fiyat lehinize de gidebilir. Başlangıç analizi yaptınız ve %10 kârdasınız. Aradan 2 ay geçti, 1 ay geçti, neyse, veya 1 hafta geçti. %10 kârdasınız. 1 ay sonra oturup bir daha durum değerlendirmesi yapıp aynı analizleri bir daha yapmak lazım. Tabii canım. Ben bu işin neresindeyim? Okey, hala analizler beni destekliyor. Bir daha. Ne zaman o 4-5 analizden ikisi 3'ü artık yön değiştirmeye başlıyor. O zaman evet, ben buralardan yavaş yavaş pozisyonumu kapatmalıyım mı düşünmeye başlamak lazım. Aynen öyle. Peki şimdi gelelim esas meselemize. Bitcoin başta olmak üzere. Çünkü Bitcoin'in 10 sent, 20 sent olduğu dönemlerden işte bugün 10 bin, 15 bin, 20 bin dolarları konuştuğumuz evet. bir döneme geldik. Ama 10 sene beklemiş adam. Kesinlikle, yani bir evet. süre beklemiş. Bana göre altcoin'ler bu fırsatları sunuyor. Özellikle beklemeyi bilenlere. Çok iddialı olarak almasın bunu izleyiciler ama Bitcoin'in geçmişte yaşadığı o hani ya biz bu treni kaçırdık galiba söylemini söyleten Hı. hareketler şu anda merkeziyetsiz finans ürünlerinde, DeFi ürünlerinde ve Ethereum türevlerinde olabilir. Şimdi biraz Ethereum'u çok kısa anlatayım abi kafaları karıştırmadan. Tabii. Bitcoin ne yapıyordu? Bitcoin bize arada hiçbir aracı olmadan eşten eşe bir varlık transferine izin veriyordu. Bazı şeyleri vardı. İşte saniyede 7 tane yapabilir, 10 dakikada şu kadar işlem yapabilir vesaire. Bu teknolojilerin daha sonra geliştirilmeye açık olduğunu fark etti insanlar. Geliştire geliştire Ethereum ortaya çıktı 2014 yılında. Vitalik Buterin diye genç bir arkadaşımız tarafından. Şimdi bu çıktığında o bir açığı daha kapattı. Evet, eşler arası transfer var ama bu kodlanabilirdi artık. Bu fikir bambaşka bir yere götürdü blockchain teknolojisini. İlk başta anlaşılmadı bu. Sonra dediler ki bir dakika o halde ben bununla öyle bir kontrat yazabilirim ki ben bu parayı sana gönderiyorum. Sen bunu alıp açacaksın ancak şunu yaparsan açacaksın veya şunu konfirm edersen açacaksın gibi böyle eğer şu olursa bunu yap tadında programlanabilir kontratlar yaratılmaya başlandı. Bunların adına da akıllı kontrat deniyor. Ve bu eşler arasının ötesinde merkeziyetsiz olarak yapılabildiği için de merkeziyetsiz finansal ürünler diye adlandırılmaya başlandı. Şu anda bizim borsamızda Ethereum'un kendisi var. Basic Attention Token dediğimiz bir tane yine bir DeFi ürünü var. BAT. Bravo. BAT abi. Aynen. BAT. Bunun TL'si ve dolarını trade edebiliyorlar yatırımcılar bizde. Çok da konuşuluyor son zamanlarda. Çok da konuşuluyor. Evet abi. Çok da konuşuluyor. Hala fırsat veriyor mu orası? Hala sana fırsat. Göre. Bence hala Ethereum'un kendisi de fırsat veriyor. BAT da fırsat veriyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Ve gelecek oraya doğru gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Bitcoin işte sınırlı bir ürün. 21 milyon tane var. Sınırlı olduğu için değerli. Tamam. Hepsini de kabulüm. Çok kullanılıyor. Okey tamam. Ama Bitcoin'in hakimiyetini dominans diyorlar buna literatürde. Dominansını yavaş yavaş bence gelecek 5 yılda veya 10 yılda yitirmesini ben bekliyorum. Bitcoin olmaya devam edecek. Güçlü bir şekilde ve yükselerek de. Ama bu piyasa o kadar yükselecek ki bu tokenlarla birlikte Bitcoin'in toplam piyasa varlığının market cap'inden daha yüksek bir hale gelecek. Çünkü Ethereum'un altında inşa edilmiş çok teknoloji var. BAT da bunlardan bir tanesi. BAT nasıl bir teknoloji? Dijital marketing alanı inşa edilmiş bir tane browser ve browser'dan yola çıkmış bir teknoloji. Kullanılıyor. Bayağı bir aktif bir DeFi ürünü aslında. Kurucuları kim? Firefox'un kurucuları aslında batında. Ripple'ın kurucuları da payment sisteminin, ödeme sisteminin aslında kurucuları. O yüzden Ripple'ı da biz kendi bünyemizde tutuyoruz. Ripple'dan ayrılan bir beyefendinin veya o teknolojinin bir kısmını alan birileri Stellar'ı kurdu, XLM. Onu da biz kendi bünyemizde tutuyoruz. Kabaca nasıl baktığımızı anladın abi yani. Hani biz o filtreleri önceden bir kendimiz yapıyoruz. Evet bu takas olmaya veya trade edilmeye hak eden bir ürün diyorsak onu alıyoruz. Borsaya. Aynen evet. Borsaya alıyoruz. Yani kote ediyoruz orada. Yani alıp satabiliyorlar yatırımcı onu söylüyorum. Yani almaya da devam edeceğiz. Bu hafta birkaç tane daha ürün listelenecek bu şekilde. Onlardan bir tanesi Link. Yine bir DeFi ürünü. Alıp satabilirsiniz. Birkaç tane daha ürün olacak ekstra. Her hafta ekliyoruz bir şeyler. Peki bir şey soracağım şimdi sana. Evet. Somutlaştırmak adına. BAT'ın fiyatı ne abi şu anda? 0.24-16 civarında bir şeydi. Bir tanesi. Evet dolar evet. 0.24 yani eşittir. 24 cent mi bu? Kabaca evet aynen. Ripple'ın fiyatı ne kadar abi? O da 0.27 civarında abi. Bu arada Bitcoin 11.000 dolar. 11.000 dolar. Yani evet. Onun bir tanesi 11.000 dolar. Bunun bir tanesi 0.24 dolar. Doğru evet, mu abi? Evet. XLM kaç? 0.07'lerde abi o da. Neden bunu soruyorum abi? Bu Bitcoin denilen ürün de buralardan aldı başını 11.000 dolarlara, 20.000 dolara gitti. Evet. Bitcoin'deki hareketleri bu paralarda görme ihtimalimiz olabilir mi? XLM'de olmaz. Ripple'da olmaz. Çünkü Ripple'ın kendi içinde fiyatının yükselmemesi, o kadar hızlı yükselmemesiyle alakalı kendi frenleri var. BAT'ta yükseliş görebiliriz anlamlı. Ciddi yükseliş görebiliriz ama hani 0.24'ten 10.000 dolara gider mi Gökalp? Herhangi bir vadede beklemem. Ama Ethereum için beklerim. Ethereum ne kadar? Ethereum 388-390 dolar. Açıkçası eşime, dostuma, yatırımcı olarak değil hani yani yakınlarıma ne alalım abi dediklerinde abi gir fiyatına bakma, ne olduğuna bakma Ethereum al diyorum hep. Ne gördüğün önemli değil. 360, 370, 270, 400, 450 fiyatına bakma. Paran oldukça Ethereum al altın gibi. Adamın biri bu efsane mi tabii şehir efsanesi mi bilmiyorum onu sormak istiyorum sana. 20 dolarlık mı ne Bitcoin alıyor? 60 milyon doları oluyor. O efsane dolanıyor. Doğru mu? Var mı böyle şeyler yani? Elbette var. Elbette var. Çünkü insanlar bunu zaman anda alıyorlardı ve ne aldıklarını bilmeden alıyorlardı. Şu an artık biliyorlar ne olduğunu. Ethereum'da da eğer alacaklarsa bilerek alıyor olacaklar. Bunun bir kırılımı, Ethereum 2.0'ın testleri yapılıyor ve Aralık'ta bununla alakalı bir şeyler yapılmaya başlanacak. Bu şu demek, Ethereum'un en büyük sıkıntısı, sorunsalı madencilik. Yani bu konfirme ediliyorken çok fazla enerji, elektrik kullanıyor olması. Ve hatta transferlerin ücretleri şu an bu yoğunluktan, network'teki yoğunluktan dolayı artıyor olması. Transfer ederken bir ücret ödüyoruz ya komüniteye. Mining'de aslında madencilikte o ürünlerin toplamı vesaireden geliyor. Ethereum'da şu anda bu kanıt sistemi veya konfirmasyon, teyit sistemi değişecek. Eğer değişirse elektrik sarfiyatı düşecek. Hatta neredeyse sıfırlanacak, minimize olacak. Daha yeşil bir ürün olacak. Dünyaya zarar vermeyen. Böyle olduğu için daha fazla hükümet tarafından kabul edilebiliyor olacak ve çok daha hızlı olacak. Peki biz dostlarımıza bir sene sonrayı konuşalım. Evet. Bu altcoin'lerde. Ethereum'u nerede görüyorsun bir sene sonra? 388-390 dolar. Şu an bir 400'ü gördü. Nerede görürüz Ethereum'u? Birkaç seviye vereceğim. Bunlardan bir tanesi 1 yıl sonra 12 aylık periyotta 1000 doların üstü kesinlikle benim için şaşırtıcı olmaz. 1500 dolara sürpriz demem. Bulunduğu seviyeden 3.2 kat falan şu an. Gökalp 2000-2500-3000 dolarlara gider mi? Histerik bir fiyatlamayla gidebilir. Ama şu kesin ki bulunduğu yerden yapacağı salınım, geriye aşağıya doğru yapacağı salınım 10 dolarlık salınım, 50 dolarlık salınım eğer yaparsa Ethereum için bence kişisel fikrimdir, bu kurum fikri değil, bir alım fırsatı olacak. Hep. O yüzden de gram altın alıyor musunuz? Alın. Ama portföyünüzde ufak da bir Ethereum olsun. Bitcoin de gene alın ama Ethereum olsun. Çok önemli ya. Ethereum hakkında söyledikleri. Abi çünkü kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Şöyle kullanılıyor. İşte bir QR koduyla tık tık alışveriş yapabiliyor. Gelecekte bu daha da yaygınlaşacak. Yani o yüzden de ben diyorum ki şu anda bu oraya doğru gidiyorsa, konvoyun başını da Ethereum çekiyorsa Bitcoin değil, bu bir fırsat olabilir mi acaba diye değerlendiriyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Aha. Ben daha ilginç yani 390 dolardan o seviyelere evet gidebilir. Geri çekilmesini çok agresif bir şekilde bekliyor musun Ethereum'da? Az önce onu söylemeye çalıştım. Yani aslında her geri çekilme Ether varlıklarımı kişisel olarak arttırırım ben yani. Ha, hepsi alım fırsatı diyorsun. Ben yani. Bence alım fırsatı. Çünkü mesela şu an gelmeden baktım 9.04 milyar dolar civarında varlık kitlenmiş durumda. Kitlenmek şu demek, insanlar onu oraya bırakmışlar. Düşünsene S&P 500'ü track eden, izleyen, birebir aynısını yapan bir tane dijital bir varlık var. Ve bu varlık abi hiçbir menkul değerler şirketlerine gidip hesap açmana, varlığını oradan virmanla bilmem nereye transfer etmene, limitlere, işlem limitlerine takılmana falan gerek yok. Portföy yapar mıydın burada yoksa yapardım. Tamamen Ethereum mu yapardım? Çünkü ben finans mühendisiyim abi yani ve portföy optimizasyonuna çok inanırım. Belki Ethereum yerinde sayarken BAT o ay %5 yapacak. Bu bir kazançtır benim için. Elbette. O zaman ne yapardım mesela? Portföyümüzde şeyi kastetmiyoruz. Altın, dolar falan onları zaten var. Onlar duruyor dışarıda yani. Bunun içinde nasıl bir portföy yapardın? Geçen hafta konuştuğumuz gibi bir kripto varlık boşluğu yaratırız demiştik. O boşluğa ne koyarsın abi burada? Ethereum koyarım kesin. Vaden ne? Bir de onu sorayım, özür dilerim. Şöyle söyleyeyim açıkçası, vade yatırımcıdan yatırımcıya değişir. Eğer kısa vadeli bir iddiaysa bu, onun içerisinde Ethereum ve Bitcoin olurdu. Orta uzun vadeli bir iddiaysa bu, Ethereum, BAT, XLM olurdu. Bu hafta ekleyeceğimiz link ürünü mutlaka olurdu içerisinde. Orta vadede Bitcoin ağırlığını azaltırdım. BAT'ı ve XLM'i arttırırdım. Ripple demedim bak, dikkat et. Evet, farkındayım. Eğer çok uzun vade konuşuyorsak o zaman ufak tefek Ripple eklerdim bunun içerisine. 10 doları da olsa yapabiliyor bu portföyü. 100 doları da olsa yapabiliyor. 10.000 doları da olsa yapabiliyor değil mi? Bir sınır yok bunda. Kesinlikle hiçbir sınır yok. Adamın illa 11.000 doları olması gerekmiyor Bitcoin almak için. 10 dolarla da yaparım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Ayaklarına, ellerine, kollarına sağlık. Ağzına sağlık abi, çok sağ ol. Tekrar birlikte olacağız haftaya. Cumartesi günü saat 19'da. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın sevgili dostlar.